İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin televizyonu Ege TV ekranlarından Bir Spor Alternatif Bakış programında daha siz saygıdeğer izleyicilerimizle birlikte olmanın haklı, onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Evet sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doğu Anadolu'nun Paris'i olarak adlandırılan bir ilçemizin Tatman'ın genç ve başarılı ve oldukça yöresinde de sevilen bir ilçe gençlik ve spor müdürünü sevgili Erkan Doymaz programımıza konuk ediyoruz. Sevgili müdürüm, hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, bizlere şeref verdiniz, bizleri onurlandırdınız ve sizlerle de program boyunca Doğu Anadolu'daki sporu, Doğu Anadolu'daki spora yapılan yatırımları ve Doğu Anadolu'daki gençlerimizin spora bakışlarını ve spora ilgilerini konuşacağız. Evet, yine sevgili Lokman Özkul hocam objektif ve ilkeli yorumlarıyla gerçekten gönlümüzde taht kurdu. Objektif yorumlarıyla herkesin dilinde beğeni alan o yorumlarını yine bu program süresince yine birlikte dinleyeceğiz. Evet sevgili hocam, siz de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk sevgili hocam. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la oynamadan önce İzmir'de Altay'a konuk oldu. İki renktaşın, iki siyah beyaz ekibin karşılaşmasında Beşiktaş öne geçmesine rağmen Mustafa Denizli'nin, Kurt Hoca'nın talebeleri Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiler. Yine Süper Lig'de Antalya Yeni Malatya'yı 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Sivas, Karagümrük karşısında gol olup yağdı, yağmur gibi, dolu gibi yağdı dersek doğruyu söylemiş oluruz. 4-0 gibi farklı bir skorla Karagümrük engeline geçtiler. Adana Demirspor yine Beşiktaş karşısındaki 3-3 beraberlikten sonra çıkışına devam etti. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Balotelli'nin attığı golle birlikte 4-0 Adana Demirspor'u yendiler. Yine Giresunspor'la Kayserispor puanları paylaşarak Giresunspor da ilk puanını almış oldu. Başakşehir Çaykur Rizespor karşısında 3-0 galip gelerek 3 puanı almış oldu. Yine Hatayspor Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe 2-0 önde girdiği ikinci yarıya bir gol yemesine rağmen 2-1 karşılaşmayı tamamlamış oldu. Yine Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında Göztepe 2-1 mağlup oldu. Ve şu anda da biraz sonra saat 8 civarında da Trabzonspor şampiyonluk parolasıyla Alanya karşılaşmasına, Kasımpaşa ile Konyaspor'da saat 20'de karşılaşacaklar. Evet sevgili Lokman hocam, ben şöyle genel bir giriş yaptım. Siz de toplu sonuçları ve puan durumunu verirseniz seviniriz. Tabii hocam, rejimizde yansıtabilirse oradan birlikte hareket edelim. Maçın ayrıntılarını konuşacağımız maçları sadece zaten sonuçlarını söylediniz. Ben de bir tekrar etmiş olayım. Haftanın açılış maçında Altay Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Altay çıkışını sürdürdü. Maçla da geçici de olsa liderlik koltuğuna oturmuştu. Daha sonra dün itibariyle Fenerbahçe'ye devretti. Bugün liderlik koltuğunu Trabzonspor maçını alırsa o da devralabilir. Onu ifade edelim. Bu maçın ayrıntılarını değineceğiz. Sivasspor Karagümrük'ü darmadağın etti malum. Bu maçın ayrıntılarını değineceğiz. Antalyaspor Malatyaspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Ama maçın hakkı bu muydu? Değildi. Malatyaspor gerçekten iyi oynadı, iyi pozisyonlar buldu. En azından bu maçın futbol hakkı olarak berabere bitmesi gerekiyordu ama bu tabii bazen atan kazanıyor. Adana Demir çıkışını sürdürüyor. Gaziantep'i darmadağın etti. 4-0 yendi. Burada Gaziantep'te Jilobojin'in performansının cidden sorgulanması gerekiyor. Yani topu rakibine mesela kaptırdı bıraktı, hiçbir reaksiyon göstermedi. Gereksiz yere mesela Hasan Bolongo'nun pozisyonunda son penaltı. Hocam sadece Jilobojin değil, Göztepe maçında da İrfan Can'ın performansını da konuşalım hocam. Birçok futbolcunun performansını da konuşalım sevgili hocam. Tabii ki. Ama Jilobojin'in performansı benim kafamda çok fazla soru işareti bıraktı. Yani
kulüp başkanı olsam direkt bu futbolcu kadro dışı bırakırım. Yani topu kaybedebilirsiniz ama mücadele etmiyorsunuz, kazanmak için herhangi bir aksiyon göstermiyorsanız ve oyuncu, diğer oyuncu alıp götürüp onu asist yapıyorsa veya gol yapıyorsa burada çok ciddi sıkıntı vardır. Ve dördüncü golde penaltıya neden olan çizgide alakasız bir yerde penaltı yaptırdı ki penaltı %100 doğru, yani o konuda diyecek bir şey yok. Yani Erol Bulut ve yönetim Jiloboçi'yi ciddi anlamda sorgulamalılar ve ilk maçta da 7'ye düşürmeleri gerekiyor. Korkur da kendi kalesine attık, atabilir. Ona çok bir şey demem. Çarpar bir şey olur ama burada Jiloboçi'nin performansı benim kafamda soru işaretleri bıraktı. Evet. Hocam bu Ginobili ismini buraya not alıyoruz. Programımızın ileriki bölümlerinde de bu isimle ilgili bir ifade edilmesi gereken bir durum olduğunda biz de kamuoyuyla paylaşmış olacağız hocam. Tabii tabii, takip ediyoruz yani. Malum geçen sezonla biliyorsunuz bazı oyuncular negatif performanslarla. Evet, sizin bu konuda ifadeleriniz vardı ve hepsi de doğru çıktı hocam. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Tabii keşke bu tip durumlarda haklı çıkmasak ama maalesef genelde haklı çıkan biz oluyoruz. Giresunspor ikinci puanını aldı. Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Giresunspor'un maç hakkıydı. Çok üstün oynadı, çok iyi pozisyonlar buldu. Ama burada Lung'u, Kayseri kalecisi Lung'u geçemediler. Lung olağanüstü performans gösterdi. Şimdi bakacaksınız, bir tarafta Lung, bir tarafta Göztepe kalecisi İrfan Can. Kaleciler arasında uçurum olduğunu göreceğiz. Bunun yanında Başakşehir, Fenerbahçe'yi yendikten sonra geçen hafta çıkışa geçti. Ve Rize Spor'da 3-0 farklı bir skorla mağlup etti. Rize Spor'da Hamza Hamzoğlu'yla ilk maçına çıkmıştı. Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra Hamza Hamzoğlu geçti. Rize Spor uzun bir süre Emre Belözoğlu'nu takım başına getirmeye çalıştı ama Rize Spor'un bulunduğu konumdan dolayı Emre Belözoğlu bunu reddetti. Bunu da bir kulis bilgisi olarak aktaralım. Hatay Spor evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu maçın da ayrıntılarını değineceğiz. Galatasaray'da yenik girdi. İkinci yarıya 1-0 yenik girdiği maçta Göztepe'yi İrfan Can'ın performansından dolayı diyelim artık 2-1 mağlup etti. Bu maçında da ayrıntılarını değineceğiz. İrfan Can'ı da konuşacağız. Bahsettiğiniz gibi 20'de de Trabzonspor'un liderlik maçı var. Alanyaspor evinde yeni takdirde lider oluyor. Kasımpaşa'da Konyaspor'la evinde karşılaşacak. Bu da iyi iki takım maçı olacak. Onun sonuçları da merakla bekleyeceğiz. Puan durumumuzda. Evet, ben program konuğumuza dönüyorum. Sevgili Erkan Doymaz müdürüme, Tatman'ın genç ve başarılı Gençlik Spor ilçe müdürü. Evet sevgili müdürüm, Doğu Anadolu'da spor nasıl? Neler yapıyorsunuz? Gençlerin spora bakış açısı nedir? Nasıl olmalı? Göreve geldikten sonra Tatvan'da sporda bir ivme kazanıldığını ben bilgilerini aldım. Orada vatandaşlarla da konuştuğumda öyle bir bilgiler de verdiler. Sizleri de seviyorlar. Sizin de başarılı olmanızdan biz de gurur duyuyoruz böyle. Başarılı müdürlerimiz de programımızda konuk etmekten biz de Ege TV ailesi olarak onur duyuyoruz. Evet sevgili müdürüm, söz sizde diyoruz. Değerli hocam, öncelikle benim bu programa çıkmama sebep olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Lokman Bey'i de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ben Tatvan'a başladığım 7 ay oldu. 7 ay sürecinde kendime Sirt valisini bir ekol olarak kabul ettim. Güzel bir lafı vardı. Bir insan bir şehrin kaderini değiştirebilir diye. Ben de o laf üzerine bir şehre ve bir ilçeye nasıl katkı sunabilirim, nasıl bu gençlere sahip çıkabilirim diye yola çıktım. Ve öncelikle bütün antrenör arkadaşları topladım ilk göreve başladığım gün. Kendilerine bütün sıkıntıları, neyse sıkıntılarını dinledim. Ve sıkıntıları giderdim. Giderdikten sonra fiziki ortamı düzelttim. Çünkü antrenörler Gençlik Spor'un beyni, kalbi, her şeyi. Ondan dolayı onların fiziki ortamları güzelleştikçe onların da çalışması çok güzel oldu. Ve başarı gelmeye başladı. Şu an handbol takımı 2. lige çıktı. Voleybol takımı, olmayan bir voleybol takımını 2. lige çıkardım.
Ondan sonra bütün her alanda eksiklikler ne varsa onları tek tek yaptım. Ve bu süreçte bana destek olan Tatvan Kaymakamımıza, özellikle il müdürümüze, belediye başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bütün eksiklerimizi ellerinden geldiği müddetçe destek verdiler. Şu an Kickbox takımımız Türkiye birincisi oldu. Şu an Avrupa'ya gitti. Geçen hafta Tekvando takımımız Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye'de birinci oldu. Güreşte ilk üçe, yani Türkiye'de beşinci ilk üç şeyinde çıkardık. Yani bütün branşlarda şu an elimizden gelen ne varsa hepsini son derece destekle, kaymakamımızın, il müdürümüzün, belediye başkanımızın desteğiyle sürdürüyoruz ve başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği müddetçe. Evet sevgili müdürüm, biz zaten başarılarınızla gurur duyuyoruz ve başarılarınızı halk arasında da duymuştuk. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi Thai box takımının, ondan sonra judo takımının, tekvando takımının o başarıları, voleybola yaptığınız yatırımlar gerçekten meyvesini veriyor. Handbola yapmış olduğunuz o yatırımlarla gerçekten Türkiye'de etkin oluyorsunuz, söz sahibi oluyorsunuz. Bunlar da gurur diyoruz. Bir ilçenin demeyelim, bir ilin, bir ülkenin kalkınması için gençlerin mutlaka ve mutlaka spora yönlendirilmesi lazım. Gençlere mutlaka yatırım yapmak lazım. Gençlere yatırım sporlu olur, kültürlü olur, sanatlı olur. Artık siz bu saç ayağının spor bölümündesiniz. Evet, gençlerle ilgili planlarınız neler sevgili müdürüm? Şu an gençleri esrardan, eroinden uzaklaştırmak için, sporu onlara sevdirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani bunu yaparken Sayın Kaymakamımızın sonsuz bir desteği var. İl müdürümüzün sonsuz desteği var. Belediye başkanımız keza aynen öyle. Amacımız çocukları topluma kazandırmak, sporu sevdirmek, esrardan, eroinden, sokak şeylerinden uzaklaştırmak. Onun için hedefim, ilk hedefim bu yani. Sporu sevdirip esrar ve eroinden, kötü alışkanlıktan kurtarmak yani. Ne gibi planlarınız var gelecekle ilgili? Ne gibi spor faaliyetlerinde bulunmak istiyorsunuz? Veya bu konuyla ilgili Sayın Kaymakam'ın veya Sayın Valinin veya Sayın İl Gençlik Spor İl Müdürü'nün ne gibi planları var? Onları da paylaşabilirsiniz kamuoyuyla. Tatvan şu an Bitlis'in güzide bir ilçesi ve diğer ilçeler içinde yani nüfusunun en büyük olduğu bir ilçe. Ondan dolayı işte güreş alanında, yani futbol haricinde, yani futbol zaten Türkiye'de ismi yayılan bir spor. Fakat biz futbol dışında bu ilçenin adını nasıl duyurabiliriz? Onun için bir mücadele verdik. Yani kaymakamımızla, il müdürümüzle, sayın valimizle özellikle bunu görüşerek, desteklerini alarak diğer alanlara yöneldik. Zaten futbol başlı başına kendine özgü bir ilerleme yapmış, bir kendini tanıtmış. Ama diğer branşlar, güreş olsun, handbol olsun, judo olsun, masa tenisi olsun, yani bu branşlar biraz geri kalmış. Yani amacımız Tatvan'da bu branşları biraz daha ileri çıkarmak, biraz daha tanıtmak. Geçen hafta milli takımı, kickbox milli takımını burada ağırladık. Sayın Kaymakamımız, işte il müdürümüz bütün her şeyi karşılayarak kalacak yeri olsun, ondan sonra gezi programı olsun, hepsini yaptılar. Yani ilk defa olan bir şey. Yani bir milli takımın Tatvan'a gelip de ağırlanması, orada gereken çocukları tanıtmak, çocuklara ilçenin başarısı, işte ilçede neler yapılması gerekir veya her bir öğrencinin kendi iline gittiği zaman Tatvan'ı tanıtmaları için iyi bir reklam oldu ve Bitsi tanıması, Tatvan'ı tanıması bizim açımızdan gayet güzel oldu. Evet sevgili Lokman Hocam, siz müdürümüze neler söyleyeceksiniz hocam? Evet, ben müdürümü dinledikçe tabii ben de mutlu oldum. Şimdi Doğu'da sporun tabii bu şekilde olmuş olması, spora yapılan yatırımların boşa çıkmaması, kickbox takımının derece yapmış olması hakikaten bunları bizi ziyadesiyle memnun etti. Müdürümün ifade ettiği gibi özellikle gençleri bu nedir, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan, kumar, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılması gereken en önemli konu spor.
Yani gençlerimizi sporla meşgul edebilirsek, sporla iştigal ederlerse bu kötü alışkanlıklardan da uzak duracaklardır. Gençliğimizi kanalize etmeliyiz bunun için. Devletimiz de yeteri kadar yatırım yapıyor. Yani her yerde salonlar var. Bunun yanında spor sahaları, futbol sahaları var. Yani hemen hemen her sporun yapılabileceği alanlar var. Yeter ki gençler yapmak istesin. Tatvan'da da, Bitlis'te de bu spor alanlarının mevcut olması bizi de elbette ziyadesiyle mutlu etti. Başarılarını devam diliyorum. Daha güzel sonuçlar inşallah çıkar Erkan Bey. Teşekkür ederim Dokunan Bey. Evet müdürüm, yani biz sizden umutluyuz. Halk da umutlu gerçekten. Zaten devletle de bütünleşmişsiniz. Devlet derken Vali Bey'in, Kaymakam'ın ve Belediye Başkanı'nın desteğiyle zaten aşamayacağınız hiçbir engel yok. İnşallah gençlerimiz, sevgili Lokman Hocam'ın da söylediği gibi uyuşturucudan, sizlerin de bahsettiği gibi uyuşturucudan, alkolden, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yönelirler, eğitime yönelirler, kültüre, sanata yönelirler ve ülkemizin kalkınmasında, spor alanında sizler de bir emek sarf etmiş olursunuz. Buna inancım yürekten sonsuz yani sevgili müdürüm. Evet müdürüm, söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz? Yani özellikle işte Doğu'nun tanıtılması için gerçekten biz müdürlere düşen görevler çok fazla. Gençleri topluma kazandırmak için öncelikli ve lider konumunda olmamız gerekiyor. Bunun için de fiziki ortamları güzel yapmamız lazım. Tesislerimizi en iyi şekilde sporculara veya halka sunmamız gerekiyor. Yani eksiksiz sunmamız gerekiyor. Elimizden geldiği müddetçe bütün halkla devletin birleşmesi için, bütünleşmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Onun için de bize düşen görevler çok fazla. Devletimiz bütün olanakları bize sağlıyor. Bize sağladığı gibi halkımıza sağlıyor. Halkımız da yani devletimize bütünleşip bu tesisleri en iyi şekilde kullanması gerekiyor. Bize ne görev düşüyorsa biz en iyisini yapmamız lazım. Zaten Tatvan'da bildiğim kadarıyla Bitlis'in Bitlis'ten daha büyük değil mi sevgili müdürüm yani? Büyük nüfus olarak da 100 binin üstünde nüfusumuz var. Yani Bitlis'in en büyük ilçesi yani. Evet. Biz sizlerin daha da başarılı olacağınıza, gençlere sporu daha çok sevdireceğinize ve Bitlis'ten, Tatvan'dan dünyaya şampiyon sporcular çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz ve Lokman Hocam, sizin müdürüme ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı sevgili müdürüm? Hocam. Tabii ben de bir spor kulüp başkanı olarak işte zaten biz de siz de biliyorsunuz Mustafa Hocam, sevgili oğlunuz Burak Sarpay Seçen de yönetimimizde. Evet. Başkan yardımcısı. Biz de özellikle gençlere yönelik bu tip faaliyetlerde bulunuyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onları spora kanalize etmeye çalışıyoruz. Yani bu anlamda spor kulüplerinin de sayısının artması gerekir. Tatvan'da da yeter kadar spor kulübü vardır. Ben Erkan Bey'e Tatvan'da ne kadar spor kulübü var onu sormak istiyorum. Bizim şu an burada 7 tane futbol kulübümüz var, futbola uğraşan. Diğer bireysel alanlarda yani judodur, muay thai'dir, onlarda da ona yakın her alanda kulüplerimiz var. Her birinin birer tane var yani. Ama evet. Futbol kulübü 7 tane var. Evet. Erkan müdürüm, kızlar spora ilgi gösteriyor mu? Şu an Tatvan'da, Doğu Anadolu'da. Hocam şu an kız voleybol takımımız var. Bir de kız futbol takımı kurduk. Sponsor aracılığıyla işte direktmen 3. lig şeyinden başlayacak. Ekim ayında başlayacak. Yani bayanlar için de elimizden geldiği müddetçe onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Voleybol ve futbolda derece bekliyoruz yani kendilerinden. İnşallah böyle bayan futbol takımı kurulunca ben seviniyorum. Benim kızım da Doktor Büşra Seçil Seçen de zamanında Afyon'un en küçük bayan futbolcusuydu. Lokman Hocam sizinle de bunu paylaşayım. Evet, evet, Büşra'nın kariyerinde en küçük bayan futbolcu kariyeri vardı. Buğra'nın da en küçük erkek futbolcu unvanı vardı. Bizim aile de spordan geliyor. Sporu seven bir aileyiz.
ailece sporun içinde olan insanlarız. Artık şu anda aktif sporun içinde değiliz ama yönetici olarak veya spor adamı olarak veya spor kimliğimizde spora destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle de biz ve Lokman Hocam programlarımızda hep altyapı diyoruz değil mi Lokman Hocam? Altyapı, altyapı, altyapı diyoruz ve amatör spora daha çok destek diyoruz. Zaten hocam altyapı olmadan diğer branşlardan başarı beklemek çok zor. Bir ilim veya bir ilçenin altyapısı sağlam olursa her branşta yükselme olur yani. İnşallah ben bayan futbol takımınızı da özellikle takip edeceğim. Bayan voleybol takımınızı da özellikle takip edeceğim. İnşallah Fenerbahçe'de bayan futbol takımı kurdu. Fenerbahçe ile kardeş kulüp olursunuz. Doğu Anadolu'nun onda oradaki temsilcilerinden biri olursunuz diyorum. Ve evet spora yöneliyoruz. Evet futbol diyoruz ve Lokman Hocam Beşiktaş 1-0 öne geçmesine rağmen 47. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Altay'da Mustafa Denizli'nin Kurt Hoca'nın talebeleri 2 gol atarak Beşiktaş'ı puansız gönderdiler. Evet hocam. Beşiktaş'ın futbolunda bir düşüş mü var yoksa sakatlıklar Beşiktaş'ı etkiliyor mu? Tabii yani. Erşen Hocam siz de ayrılmayın. Sizin de bu konuda zaman zaman fikirlerinizi alacağım. Tamam hocam. Tabii her şeyden önce sakatlıklar Beşiktaş'ın tabii performansını etkiliyor. Çünkü ondan fazla oyuncu sakat. Ve Ajax maçına da ciddi anlamda sakat oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar haliyle. Mesela bunlardan en önemlisi Pjanić. O da Altay maçında sakatlandı. Ki zaten bu tabloyu görünce ben açıkçası Altay'ın maçı kazanacağını kendimce ifade ettim. Ve çevremdekiler de söyledim. Altay bu maçı alır dedim. Hem bu yönden hem de Mustafa Denizli'nin Kurt hocalığı diyelim. Çünkü Mustafa Hoca genelde mesela görüyor, bekle gör taktiği yapıp ikinci yarıda hamlelerini de yaparak veya takımını o taktikle oynatarak sonuca gidiyor. Bu duruma rağmen tabii Beşiktaş aslında maçı da alabilirdi. Güven'in enteresan bir golü oldu. İlk yarıda da tabii iyi pozisyonlarda buldular ama bitirici noktalarda eksiklik söz konusuydu. Orada da yani benim favorim Kenan Karaman. Öne çıkıyor. Hocam Kenan Karaman deyince siz bu programı Spor Alternatif Bakış programını izleyen izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Bir yıl önce diyordunuz bu santrofor nasıl milli takımda oynuyor diye hocam. Evet. Şimdi hatta biraz daha ileri gideceğim. Bu adamı kimler destekliyor diyordunuz. Evet. Aynı görüşlere tabii sahibim. Favorim derken tabii ben bunu burada bir hiciv yapıyorum, ironi yaparak söylüyorum. Çünkü Kenan Karaman açık söyleyeyim. Mesela Afşet Afyonspor, biz Afyon'dayız. İkincilikte oynuyor. Elimde böyle bir oyuncu olsa ben 11'de oynatmam. Yani teknik direktörlük yapmış biri olarak da ama Beşiktaş gibi bir takımda nasıl oynuyor? Toplara dahi doğrusu vuramayan, sert şut atamayan, 18 üzerinden Altay evet. Maçında gördünüz. Kaleci çalıştırır gibi topa vuran, bitirici hiçbir nokta olmayan, mesela birinde içeri girdi, onu çalımlayayım, bunu çalımlayayım. En son kaleci list topu ayaklarından çekti, aldı. Sadece bu mu? Yine mesela o tartışmalı pozisyonlarda değerlendireceğimiz kenardan bir top geliyor. Burada mesela şey yapıyor, kolunu itiyor. Onu kolunu böyle itene kadar, açık elle oynama var zaten, vardan iptal edildi. İlk başta gol olmuştu. Oraya kafanı koy, bilmem göğsünü koy. Takımın adına bir gol kazanırsın. Ben hala tabii aynı fikirleri taşıyorum. Bir senedir de zaten söylüyordum. Bu arkadaşın torpili nereden? Bunun referansı kim? Çünkü bu futbolla milli takımda da oynaması mümkün değil. Beşiktaş'ta da oynaması mümkün değil. Normal şartlarda. Genç Beşiktaş'ta şu anda sakatlıkların çokluğundan dolayı oynuyor ama diğer türlü bu kadar sakat olmayınca zaten yedekte yer alıyordu. Veya işte yabancı 8+3 Türk kontenjanından dolayı fırsat bulabiliyordu. Ama herhalde bu noktadan sonra Sergen Hoca çok fazla şans vermeyecektir. Verebilir, verirse de tabii kendi kararıdır. Ama Beşiktaş bu noktada tabii kaybetti. Hasan Güngör Hoca'nın, o da bir Beşiktaş taraftarıydı biliyorsunuz. Evet hocam, hatta o gün
program konuğumuz olduğunda Beşiktaş Kenan Karaman'ı transfer etmişti. Siz evet. Şey demiştiniz hocam, yılın kazığı demiştiniz. Ben öyle hatırlıyorum. Doğru mu hocam? Öyle, tabii ki yani evet. Hakikaten şimdi de kendisine bildiğim kadarıyla 3 milyon yani 3 trilyon eski parayla bir bedel de ödendi. Ciddi bir para. Şimdi bu bedeller yapacak bir oyuncu mu? Değil. Mesela bakın biraz önce Pjanić dedim. Çok iyi bir oyuncu. Yani iyi olan oyuncuyu biz yerli yabancı fark etmez takdir ediyoruz. Yine daha birçok oyuncu var mesela. Batu Şua'yı geldi güzel bir performans gösteriyor. Gollerini atıyor. Alex Teixeira geçti şimdi sakatlandı. Raşit Gezal'ı devamlı mesela ne yaptık takdir ettik. Yani iyi oynayan oyuncuları takdir ediyoruz ama bir şey yoksa da artık tamam kendi olmayabilir ama bunları tabii kim öne çıkarıyor? Mesela burada milli takım kaybetti. Milli takım Uluslar Ligi'nde küme düştü. Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir hezimetle yurda döndük hocam. Ve bu hemen hemen Kenan Karaman hemen hemen bütün maçlarda ilk 11'deydi. Evet. Yani Şenol Güneş niye buldu bunda? Kimsenin fark edemediğinin hangi cevher vardı? Hani Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu, bunun oyununun hiçbir zaman sonra çıkacağı falan da yok. Yani maalesef Beşiktaş için büyük bir kayıp. Ne yapalım tabii herkes kendisi bilir. Biz tabii ondan yine maça dönersek o kadar tabii oyuncunun eksikliğini hissetti. Buna rağmen yine bir reaksiyon koydu, direnç koydu. Pozisyonlar da buydu. Altay kalecisi mesela iyi toplarda çıkardı. Zamanlaması da iyiydi. Savunmada hocam son dakikada Rıdvan'ın vurduğu o şutu, soldan vurduğu şutu çok güzel çıkardı hocam ya. Çok iyi çıkardı. Yani gole kadar ortada geçen bir maçtı. İki tarafta pozisyonlar buluyordu. Güven'in golünden sonra tabii hemen bir reaksiyon gösterdi Altay. Orada Kapel'in golü de güzel bir goldü. Güzel bir golle Kapel beraberliği. Evet, Leandro Kapel hocam. Evet. Ki bu maçında yıldız diyebiliriz. Daha sonra Bamba'ya da golü attı. Bir gol bir asistle oynadı hocam. Anlamadım hocam. Bir gol bir asist hocam. Evet, bir gol bir asistle oynadı. Altay'ın da çok eksiği var tabii bu arada. En az 5-6 oyuncu. Altay'ın da mesela Rodriguez, benim çok beğendiğim bir oyuncu. Şirili orta saha 10 numara. Mesela o yoktu. Onun yanında mesela diğer bazı oyuncular yoktu. Ona rağmen Altay tabii çok iyi bir oyun ortaya koydu. Aklı bir 3 puan aldı. Mustafa Hoca'yı ve Altay'ı tebrik ediyorum. Cebrail'i ben çok beğendim maçta. Cebrail çok iyi bir performans gösterdi. Hocam Cebrail bence milli takımın sağ bekine de göz kırpıyor hocam. Evet evet evet. Yani alınması lazım. Hakikaten sağ bekte de yer alır. Genç de bir oyuncu. Türkiye milli takımı için de önemli bir kazanç. Orta sahada biraz organize olmakta kimi zaman Altay zorlandı. İleriye top aktarmakta sıkıntılar yaşadı ama bunu ikinci yarı özellikle Güven'in golünden 1-0 geriye düştükten sonra toparladı. Ve onlarla Kapel ve Bamba ile sonuca gitti. Haklı bir 3 puan aldı. Beşiktaş da düşüşünü sürdürdü. Önce bir Adana Demir karşısında 3-0'dan 3-3'e geliş. Orada bir 2 puan bırakışış. Akabinde de Altay karşısında 3 puan bırakış. Yani 5 gün içinde veya artık hatta 5 gün bile değil 4 gün içinde Beşiktaş 5 puan kaybetti. Sergen Hoca tabi burada takımına tekrar bir derleyip toparlaması gerekir. Tabii öncelikle Ajax maçı var. Ajax maçında Beşiktaş'a başarılar diyoruz. İnşallah oradan güzel bir sonuç. Hocam Ajax maçı dediniz. Leandro Kapel biliyorsunuz hocam Amsterdam doğumlu bir futbolcu. Onun bugün basına yansıyan demeci vardı. Ben şöyle okudum hocam. Diyor ki Beşiktaş'ın hiçbir şansı yok diyor. Tabii Beşiktaş'ın şansı yok derken Beşiktaş'ta sakat futbolcu sayısının 11, 12, 13'lerle bahsedildiği bir durumda hakikaten Beşiktaş için de oldukça dezavantajlı bir şekilde Beşiktaş bu karşılaşmaya çıkmış olacak hocam. Tabii tabii şimdi reel olarak değerlendiğimizde tabii gönlümüzden geçen Beşiktaş'ın oradan en az bir puana dönmesi. Galibiyet olmadı, bir puana dönmesi. Ama tabii Ajax şu anda istim üzerinde bir takım. Ajax çok mesela formda. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başladı. Sporting'i 3-0 yendi. Akabinde tabii ligde de çok iyi gidiyor. Çok iyi sonuçlar alıyor. 9-0 yenmişler hocam bu hafta.
Nasıl hocam? 9-0 yenmişler diye bir haber okudum hocam, doğruysa. Evet. Ben onu hiç yapamadım, takip edemedim yoğunluktan dolayı da. Tabii gene fark kazanma bir maçı mesela 6-0 kazandı. Onu biliyorum. 9-0 da kazanmış olabilir. Hollanda Ligi'nde zayıf takımlar da var açıkçası. Ama tabii ne olursa olsun çok farklı bir skor. İnşallah çok kötü bir sonuçla dönmez. En azından orada bir savunma yapıp kontrataklarla gol aranmalı. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. En azından bir puanla döneceksin. Bakalım, herhalde Sergen Hoca takımına bunu yansıtır. Evet Erkan Müdürüm, siz ne diyorsunuz? Maçı izlediniz mi? Bu maçla ilgili bir yorumunuz var mı? İzledim. Hocam yani Beşiktaş inşallah başarılı olur. Avrupa'dan mutlu döner. Ülkemiz adına, ülkemizin puanı adına temennimiz o. Altay'da yenmesine sevindim. Çünkü büyük takımlar hep önde, İstanbul takımlarının dışında diğer takımların da kazanması daha mutlu ediyor bizleri. Bizler bir doğudan, Anadolu'dan böyle iyi takımlar çıkıp onların da başarılı olmasını temennimiz o yani. Bu şekilde hocam. Evet. Evet hocam, Sivas Spor yiğidolar gol oldu. Yağmur gibi yağdılar hocam yani. Karagümrük ilk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol atarak 4-0 gibi farklı bir skorla Karagümrük'ü evine puansız gönderdiler. Ne diyorsunuz sevgili hocam? Evet, Sivas'tan bir patlama bekliyorduk açıkçası yiğidolardan. Bu patlamayı da Karagümrük karşısında gerçekleştirdiler. Maça bir nevi 1-0 önde başladı Sivas Spor. Dakika 1, gol 1, Kayoğlu'da 1. Evet. Yani ben Süper Lig seviyesindeki bu oyuncuların yani çevre kontrolü yapmadan geri pas yapmalarını anlamıyorum. Karagümrüklü oyuncu ezbere geri pas yapıyor kaleciye. Bir bak, bir sağında solunda kim var? Tabii Sivas Spor için bir kazanç ama Karagümrük için bir kayıp. Yani bunu yapan çok oyuncu var. Yani hocam hepsi hemen hemen, yanlış anlama hocam. Ben bu hafta Galatasaray maçında yaptılar. Lündama'nın Halil'e kaptırdığı top. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Samuel'i kaptırdı. Hiç bakmadan yine yani futbolcular pas veriyorlar ama hocam hiç bakmıyorlar hocam. Sanki diyorlar ki biz vuralım. Orada bizden bir takımdan birisi var gibi düşünüyorlar. Yani bakmadan vuruyorlar hocam. Ben buna kesinlikle inanıyorum hocam. Evet evet. Yani ben de yıllarca stoper, libero pozisyonlarda oynadım. Hocalarımız mesela bize söylerdi. Yani kaleciyle oynayacaksanız bir çevre kontrol yapın. Bir sağa sola bakın yani. Sizin verdiğiniz geri pası mesela o alabilecek mi? Rakip oyuncu alıp kaleye gidebilecek mi mesela? Ki teknik direktörlük yaptığımızda da biz oyuncularımıza aynı şeyi söylüyorduk. Şimdi biz bunu mesela amatörlükte ifade ederken Süper Lig seviyesinde bu oyuncular nasıl bu kadar basit hatalar yapıyor? Bunu anlamak mümkün değil açıkçası. Sivas'ta ilk golü böyle buldu. Çok basit bir geri pas hatası. Orada tabii Henrique gibi uyanık bir oyuncu var. Hemen mesela aldı topu ve asistle arkadaşına bıraktı. Golü attırdı. Şimdi bir takımın tabii maça 1-0 yenik başlaması çok büyük bir dezavantaj ve handikap. Yani hem demoralize oluyor takım, 1-0'dan geri çevirmeye çalışacak, bir yandan gol yemeyecek, gol bulmaya çalışacak. Bu tabii ciddi bir sorun. Onu zaten başaramadı. Karagümrük'ün bu devamlı kaleden ve savunmadan ayağa paslara çıkmak istemesi birçok defa top kaybına neden oluyor. Karagümrük bakın ligde bu sene çok fazla farklı sonuçlar alacak yani. Özellikle deplasman maçlarında. Yani takım daha oturmamış. Yani bunu daha çok beceremiyor. Israrla İtalyan hoca ayağa paslara çok kısa mesafede bir de. Hani dar alanda kısa paslaşmalar diyoruz ya. Dar alanda kısa paslaşmalar yaptırmaya çalışıyor. Ne oluyor tabii? Rakipler de bunu bildiği için Rıza Hoca da kurt bir hoca. Ve yoğun bir baskıyla, yoğun bir presle takımını başlattı. Hemen ilk dakikada da bunun meyvesini gördü. Ve buna da devam etti. Çok daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Karagümrük için bereket ki tabii ilk yarıyı 1-0 önde kapatabildiler. Ama ikinci yarıda film koptu. Arkasından işte Gourtas, Yunan oyuncu
Dimitrios Kutas 55'te hocam. Yargo Felix 56'da. Max Gradel de skoru tayin eden gol atarak 4-0 maçı Sivasspor ezerek ezici bir üstünlükte Karagümrük'ü puansı olarak İstanbul'a gönderdiler hocam. Evet evet. Yani Jorge Felix de form tutuyor. O da hakikaten Rıza Hoca'nın Jorge Felix üzerinde, İspanyol oyuncu üzerinde ısrarla durması gerektiğini düşünüyorum ben de. Performansını artırıyor. Zaten Max Gradel'i ayrı bir yere koyuyoruz. Çok harika bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu hocam Max Gradel. Evet hocam. Max Gradel diyorum. Çok yetenekli bir oyuncu hocam. Tabii tabii. Evet. Çok yetenekli. Attığı gol de harika bir gol. Haftanın golü olabilecek bir gol. Müthiş bir gol attı. Tabiri caizse filelerdeki örümcek ağlarını aldı. Goutas demiştim. Goutas Yunan stoper. Yani neredeyse hemen hemen her hafta gol atıyor. Kafayla da atıyor. Yani bir nevi kafa gol oldu. Hocam yani o zaman Goutas'ı santrafor oynatmak lazım hocam o zaman. Evet. Yani santrafor bile oynayabilir. O kafa vuruşlarla hemen hemen her maç bir gol çıkarır yani. Savunmakta Caner Osmanpaşa ile iyi bir ikili oldular. Savunmada da çok fazla bir açık vermiyorlar. Kalede orada Sivas'ta mesela Muammer oturdu. Ali Şaşal orada biraz sırıtıyordu kimi maçlarda. Bazı maçlar çok iyi performans göstermesine rağmen. Ama Muammer daha iyi yani. Daha iyi bir performans var. Sivas oturdu. Bundan sonra Sivas Spor'un çok daha iyi sonuçlar alacağını ben bekliyorum. Deplasmanlı da iyi oynuyorlar. Orada da iyi direniyorlar. Kontrataklara iyi çıkıyorlar. Henrique fark katıyor. Kayseri'den tanıyoruz. Orada sonuca çok gidemiyordu ama Sivas'ta sonuca gidiyor. Ya asist yapıyor, ya gol atıyor, ya işte penaltıya neden oluyor. Bir şeyler yaptırıyor. Karıştırıyor yani 18'in içini. Şimdi orada Henrique, Kayode, Yatabare, bilmem Leke James mesela forma bekleyen oyunculardan. Yani çok kuvvetli bir forveti de var. Sivas Spor çok canlar yakacaktır bu sene. Üste tırmanacak. Ligi de ilk 5'i içinde bitirir. Evet hocam ve yenilmezlik serisinde 5 maça çıkarmış oldu Sivas Spor. Evet, evet. Erkan Müdürüm, Sivas için ne diyorsunuz? Sivas size komşu bir il, yani yakın yörenizin aynı özellikleri taşıyan bir iliniz ve profesyonel liglerde takımı olan bir il Sivas. Ben Lokman hocama katılıyorum. Sivas yani bu ligde enteresan sonuçlar alacaktır. Ve üst sıralara yükselecek ve diğer takımların canını yakacak bir takım yani. Her an her türlü sürprizlere hazır olmamız lazım. Vallahi sevgili müdürüm, daha çok Sivas var. Fenerbahçe'nin canını yakıyor hocam, öyle değil mi yani? Lokman hocam hep geçen sene şampiyonluk maçında Fenerbahçe kendi sahasında yenilmesi gerekirken Sivas'a yenilerek şampiyonluktan oldu. O maçı kazansaydı Fenerbahçe şampiyon, bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyor olacaktık. Yine işte dördüncü hafta Başakşehir maçından önceki maçta Fenerbahçe çelme takan bir takım oldu yine Sivas Spor. Zaten Sivas Spor Fenerbahçe'ye hep ters geliyor. Ters geldiğinden dolayı hep de takılıyor yani. Evet, bazı takımlara ters gelir. Sivas'ta da Fenerbahçe'ye Sivas karşı. Sivas son yıllarda Fenerbahçe'ye hep ters geliyor hocam hakikaten. Evet. Lokman hocam, var mı bunun bir özel şeyi? Yok ters hocam. Sahaya çıkıp oynayacaklar. Bir takımın performansının yüksekliği, bir takımın performansının düşüklüğü. Bahsettiğiniz geçen sezonki yani artık o sondan bir hafta önceki maçta Fenerbahçe oyun olarak bir şey ortaya koymadı. Sivasspor gayet güzel oynadı ve 2-1 maçı aldı götürdü. Bir nevi şampiyonluğu Beşiktaş'a verdi diyebiliriz. Fenerbahçe mesela kendi açısından maçını alacaktı ve diğerlerinin sonucuna bile bakmadan son maçı aldığında ligi şampiyon bitirebiliyordu. Ama tabii maç maç düşünülecek. Hiçbir takım hafife alınmayacak. Ve Fenerbahçe oyuncuların ciddiye almadığını gördük. Ve Ali Koç da özellikle Sivas maçında birçok oyuncunun biletini kesmişti. Onu da bir geçmiş bir kulis bilgisi olarak aktarayım. Emre Belözoğlu'nun takımdan gönderilmesinin nedenlerinden biri de Sivas Spor maçıdır. Sivas Spor'u konuşuyoruz madem. Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi oyuncuların
tecrübeli oyuncular olmasından dolayı bu maçta reaksiyon göstermemeli yeteri kadar. Ali Koç tarafından biletlerinin kesilmesi neden oldu. Yani onları zaten o maç sonucunda karar almıştı ve daha sonra bunları uygulamaya koydu. Ondan dolayı mesela şimdi savaşan bir takım ortaya çıkarmaya çalıştı. Bunu yapacak bir teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Yani belki çok iyi oynamasa bile savaşıyor, mücadele ediyor, reaksiyon gösteriyor. Hatay'da bunu gördük. Bu zaten onu da değerlendireceğiz Mustafa Hocam. Dokman Hocam, siz bu geri pastan bahsettiniz. İşte Henrique'nin topu kaptığını ve Kayode'ye asist yaparak Kayode'nin Karagümrük karşısında ilk golü attığını söylediniz. Ben de bir bilgi olarak vermek istiyorum. Bizde de tıpta ilk öğrendiğimiz şey, hastaya müdahale ederken çevre ve güvenlik tedbirlerini alın derlerdi hakikaten. Sadece tıp hastaya müdahale ederken değil, trafik kazası oldu. Ne yapıyorsunuz? Reflektörle tedbirinizi alıyorsunuz. Çünkü ikinci bir kaza olmasın veya işte müdahale ederken siz tedbirini alacaksınız ki siz de kazaya kurban gitmeyesiniz. Yani maalesef hocam, sizin söylediğiniz gibi futbolcular o çevre güvenlik tedbirlerini hiçbirini almıyorlar hocam. Rastgele oynuyorlar. Benim gözlemim o hocam. Bakıyorum ben gerçekten bu haftaki Luyendaması da öyle, şeyi de öyle. Hangi birisini alsan hepsi öyle hocam. Tabii evet. Genelde bu sıkıntı var. Hemen hemen bütün takımlarda var. Ama Süper Lig seviyesinde bu olmaması gerekir. Olmaması lazım hocam. Biz de futbol oynadık. Yani amatör ligde oynarken vallahi inan bak, yani biz topu rakibe vermemek için her yolu deniyorduk ya. Yani ben zaten şu geri pas mantığını bir çözebilmiş değilim. Ben burada zaten devamlı dile getiriyorum da. Yani geri pas, bana göre geri pas veren bir oyuncu, ben kalecinin topu vurabileceği kadar iyi şekilde vurabilecek bir oyuncu değilim. Ben bir nevi acizim. Yani zayıf bir oyuncuyum. Topu taca atmaktan veya ileriye diğer takım arkadaşlarıma göndermekten acizim der gibi bir görüntü ortaya koyuyor. Yani kaleci bir oyuncudan çok daha iyi topa mesela vuramaz. Ne yapıyor? Gelişigüzel vuruyor. Ya rakip futbolcuya nişanlıyor veya işte olmadık yere atıyor, taca atıyor, korner atıyor. Olmadı ıska geçiyor, kaleci kendi kalesine gol oluyor. Bu şekilde golleri de görüyoruz. Ya vur gitsin. Veya diğer rakip 18 içine şişir. Orada bir karambol oluşur. Senin santraforun kafaya çıkar. Birine topu indirir. Öbürkü mesela gol yapar. Bu şekilde vuruşlar var. Görüyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Salah'ı dolduruyor. Yapıyor mesela. Bu şekilde Fenerbahçe'nin goller bulduğunu görebiliyoruz. Veya diğer takımların. Yani bu kadar geri pas yapmak çok anlamsız. Yani şu anda bir takımda mesela teknik direktörlük yapsam geri pası yasaklarım, açık söyleyeyim. Oyuncuların sıkıştığınızda hiç bilmiş şey bilmiyorsanız taca atın, korner atın, kaleciyle oynamayın. Ya da ileri doğru doldurun. Hocam bizim zamanımızda kaleciye geri pas verilmezdi ya, ayıplanırdı yani. Benim futbol oynadığım 70'li yıllarda hocam ya. Tabii yani evet. Biz de mecbur kalmakta çok oynamazdık. Yani kaleciyle geri pası. Genelde sağ sola hiçbir şey bilmiyorsak gelişine topu... Islıklanırdı hocam. Kaleciye geri pas verilince ıslıklanırdı bizim seyircilerimiz hocam. Benim zamanımda. Olması gereken o, ama şimdi niye bu kadar geri pas yaygın oldu? Bakıyorsun takım hücumda 70 metreden kaleciye geri pas yapıyor. Bunun mantığı ne yani? İçeriye orta yapsa mesela kenardan... Ya şey hocam, ben de maçta izliyorum hocam. Yani ya sen mağlupsün. Şey yapman lazım. Gol atman lazım. Senin dediğin gibi hocam, rakip sağdan kendi kalene geri pas yapıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi hocam ya? Evet. Çok anlamsız yani. Ve bu şekilde 70 metreden 80 metreden kalesine geri pas atıp rakibe topu verip kendi kalesinde gol gördüren çok da oyuncu var. Mesela bu sene çok yapmıyor da Luis Gustavo Fenerbahçe'de 70 metreden 80 metreden kaleciye geri pas atıyordu. Yani çok anlamsız bir, yani hiçbir şekilde ben anlam veremiyorum. Bu geri pasında burada da çok ifade ettim. Özellikle kural koyucular tarafından, FIFA tarafından, UEFA tarafından bir şekilde kaldırması gerekir. Yani oyuncu kasıtlı vermekten sonra çarparak vesaire gidebilir. Ayağına top çarp kaleciye gidebilir. Onu anlayabiliriz ama bilinçli şekilde geri pas kaldırılması gerekir.
Bunun bir kural olarak da girmesi gerekir. Eğer futbolun güzelleşmesi isteniyorsa, seyir zevkinin daha iyi hale gelmesi istiyorsa, bunun bir kural olarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam, Fenerbahçe maçına geçmeden Galatasaray maçını irdeleyelim hocam. Göztepe 1-0 öne geçti. Şerif Ende ile 43. dakikada ve 1-0 moralli olarak da soyunma odasına girdi futbolcular. İkinci yarıda ne değişti hocam? İrfan Can'ın formsuzluğu mu değişti? İrfan Can ki çok iyi bir kaleciydi, çok da başarılı bir kaleciydi. Maalesef Galatasaray karşısında çok başarısız bir maç çıkardı. Maçı İrfan Can verdi diyebilir miyiz sevgili hocam? Evet hocam, tabii değerlendireceğiz. Şimdi programda tabii görseller üzerinden değerlendirmek daha doğru olacak da teknik nedenden rejiye ulaşmadığı bilgisi de bize ulaştı. Bundan dolayı görsellerimizi yansıtamıyoruz. Biz yansıtmıştık, hazırlamış, göndermiştik ama şimdi görsel olmadan da biraz açıkçası yavan oluyor. İzleyicilerimizden bu anlamda özür diliyoruz. Maça gelecek, hakikaten Göztepe maça güzel de başladı, iyi de başladı. Güzel pozisyonlar da buldu. Galatasaray karşısında iyi bir direnç de gösterdi. Ve bunun meyvesini 43. dakikada Şerif Endiayi'nin, yine Muslera'nın, o da mesela gereksiz bir yere çok ileri çıkması, 18'in üzerinde yer almış olmasından dolayı kaleye aşırma bir vuruşla gönderdi. Güzel de bir gol oldu. Eğer o gol olmasaydı Muslera... Evet hocam, evet. Bence çok önemli bir nokta var hocam. Ona izleyicilerimize anlatırsanız sevinirim hocam. Gol olmasaydı Muslera ne görürdü hocam? Gol olmamış olsaydı direkt kırmızı karttı. Çünkü 18 dışındaydı. Gol olduğu için orada hakem avantaj oynattı. En büyük avantaj da goldür. Gol olduktan sonra orada pozisyonuna geri dönülmez. Ve Muslera'ya bir kart göstermek gibi durum söz konusu olmaz. Zaten takım cezalanmış gol yiyerek, ikinci bir ceza verilmez. Ama o gol olmamış olsaydı Muslera kırmızı kartla oyundan ihraç edilecekti. 43. dakikada Galatasaray 10 kişi kalacaktı. Bu kesindi yani. Bunun lamıcımı veya işte hakem... Öyle diyor hocam. Çünkü 18 dışında ve açık bir şekilde topu eliyle kesiyor. Bu gayet net. Bunu ifade edelim. Yani orada bir nevi Galatasaray ucuz kurtuldu. Gol yemekten, kırmızı kart görmektense gol yemek daha iyidir. Çünkü golü çıkarabilir, 11 kişiye telafi edebilirsin ama 10 kişi kaldığınız zaman geriden dönmek çok çok daha zor. Ve 11 kişi karşı 10 kişi oynamak da ciddi zor. Ve Göztepe karşısında bunu çok başarabileceğini de zannetmiyordum ben Galatasaray'ın. Gol olması Galatasaray'ın avantajını oldu, açık ifade edeyim onu. İkinci yarı yine açıkçası Göztepe'nin performansında çok fazla bir düşüş yoktu. Pozisyonlar da buldular. Muslera'nın kurtarışları da vardı. Ama tabii burada başrol ikinci yarıda İrfan Can'dı. İrfan Can performansı bizi oldukça şaşırttı. Biz buradan İrfan Can'dan devamlı övgüyle bahsettik. Evet. Yani geçen sezon mesela Macar kaleciyi yedek bırakmıştı. Yabancı kaleciyi yedek bırakabilmek çok büyük bir maharettir. Yerli bir kalecinin, yabancı bir kalecinin önünde yer alması ciddi bir kazanımdır. İrfan Can bunu yapmıştı. İrfan Can zaten maça hatalarla başladı. O da Altay Bayındır gibi rakibe işte çalım atayım. İşte bir topu mesela rakibe nişanladı. Çok fazla hatalar yaptı. Ama teknik direktör ona yaptığı hatalara rağmen sahip çıktı. Şimdi yediği golün tarif edilebilir bir tarafı yok. Yani Süper Lig kalecisi öyle bir gol yemez. Ben eski bir kaleciyim de biliyorsunuz. Yani o ne yapar? O tip pozisyonlar çok da sert bir şut değil. Sağ, çok yumuşak hocam, öyle dediğiniz gibi 130, 140, 150 kilometre hızla gelen bir top değildi hocam yani. Evet. Yani sağ dizini mesela ne yapıyor? Kaleci yere temas ettirir. Bir nevi diz çöker pozisyonuna bir ayağı ve orada diğer ayağıyla mesafeyi kapatır. Yani o iki bacak arası dediğimiz yeri kapatır. Bu bacak arası gol yemeyi engelleyen bir duruştur. Hemen hemen bütün kaleciler bunu bilir. İrfan Can'ın bilmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani bunu orada yeter kadar yapamadığını gördük. Bu kadar basit bir gol amatör bir takımda bile yenmez. Erkan Müdürüm'ün Tatvan'da işte 7 futbol kulübü var dedi. O 7 futbol kulübündeki herhangi bir kaleci bile öyle bir gol yemez açıkçası.
Hele hele o kadar uzun Halil Dervişoğlu'nun vurduğu mesafeden öyle bir gol yenmez. İrfan Can'ın performansı burada beni açıkçası çok şaşırttı. Kamuoyunu da şaşırttı. Dün Twitter'da maçtan sonra birinci gündem maddesiydi. Baktığımda mesela gündemde birinci sırada İrfan Can vardı. Evet. Ve bu performans sorgulanıyordu. Ve maçtan sonra eski Göztepe'li Alparslan geldi kulağına bir şeyler söyledi. Galatasaray oyuncular geldi bir şeyler söyledi. Yani maçtan sonra bunlar da tabii kuşku uyandırıyor. Niye gidip de yani teselli etmiş olabilirler. Muslera teselli etti. Onun dudak hareketlerini anlayabiliyoruz. Yani ve açıktan söyledi ama şimdi bir de kulağına gidip sanki gizli bir şeyler söylemek nedir yani? Ben bunu çok çözemedim, anlayamadım. Jilo Borji dedim. Jilo Borji'den sonra bu hafta kafamda soru işareti bırakan ikinci isim İrfan Can. Göztepe kalecisi İrfan Can. Ve evet Göztepe... hocam. İrfan Can'ı da alalım hocam. Evet. Sene sonunda bir daha konuşalım hocam. Evet. Yani İrfan Can Göztepe'nin 3 puanına mal oldu. İkinci yediği gol çok iyi bir gol müydü? Değil. O da kapattığı köşeden yedi. Gerçi Morutan harika bir gol attı. İyi girdi çalımlarla. Yani sağdan güzel hareketle girdi. Çok da sert vurdu ama yani orada kaleci kapattığı yerden kolay kolay gol yememeli. Baktım İrfan Can sola doğru gidiyor. Dedim ne alaka? Sağdan golü yedi. Yani İrfan Can'ın performansı ciddi şekilde düşündürdü. Burada tabii şu bu şekilde imalar çok yapmıyoruz. Diğer Göztepe oyuncular gereken oyun karakterini gösterdiler. İrfan Can performansında maçta açıkçası Göztepe'nin hakkıydı ama İrfan Can buna dur dedi ve takımının 3 puanını Galatasaray'a hediye etti. Hocam Muslera da formsuz mu? Muslera ile ilgili bir iki kelime de konuşur musunuz hocam? Tabii Muslera da tabii %100 formsuz. Muslera zaten yemiş olduğu golde çok gereksiz bir çıkış yaptı. Evet. Orada senin takım arkadaşın yani stoper rakip oyuncuya gitmişken kalecinin oraya çıkmaması gerekir. Kaleci yerin geride yer alması gerekir. En fazla mesela nedir? Altı pasın üzerinde falan mesela yer alabilir. Orada aşırtma vuruşlarda düşünerek pozisyonu alması gerekir. Muslera zaten sezon başından beri formsuz. Çok hatalı goller yiyor. Yani PSV karşısında zaten 5 golden 3'üne Muslera neden olmuştu. Diğer rövanş maçında herkese çok yine komik bir gol yemişti. Hatalar zinciri devam ediyor. Yine bir kulis bilgisi aktarayım. Bir önceki maç Galatasaray'ın hangisiydi hocam? Kayseri maçı. Evet. Kayseri evet. 3-0 mağlup olduğum. Kayseri maçından önce Fatih Terim hocam Muslera'yı iki mesela çift kale maçta yedek takımda oynattı. Yani Fatih Terim de ciddi tabii. Burada Muslera'yı sorgulaması var. Yani onu yedek takımda oynatması ona bir nevi bir gözdağı veya seni yedekte bırakabilirim. Bunu görünce Muslera açıkçası bir nevi Fatih Terim'e res çekiyor. Ben mesela Kayseri'ye gitmeyeceğim. Kayseri'de olmayacağım. Sen beni yedek takımda oynatıyorsun. Ben bu takımda yedek kalacak bir oyuncu değilim. Daha sonra işte arası bulunuyor vesaire yapılıyor. Ve ondan sonra Kayseri'ye götürme ikna oluyor. Bunu da bir kulis bilgisi olarak aktaralım. Kayseri'de de tabii çok iyi bir performans gösterdim değil. Kayseri zaten baştan sona üstün oynamıştı. Muslera da bana kalırsa yedek kalmayı hak ediyor. Performansı ciddi anlamda sorgulanır. Kaleciliğin son noktalarına diyebilirim Muslera'yı. Evet Erkan Müdürüm, sesimiz geliyor mu sevgili müdürüm? Geliyor hocam. Evet, siz ne diyorsunuz bu Galatasaray-Göztepe karşılaşması için? Hocam İrfan Can'ın şanssız bir gecesi diyelim. İrfan Can'ın bir hatası Galatasaray'ın galip gelmesine sebep oldu. Yani Lokman hocamın dediği gibi yani İrfan Can'ın yapmaması gereken yani birincilikte oynayan bir kalecinin böyle bir hata yapması gerçekten insanı düşündürüyor. Olmaması gerekir. İrfan Can'ın yanlışı Galatasaray'a galip getirmesine sebep oldu yani hocam. Evet. Ve Fenerbahçe hocam. Fenerbahçe 2-0 öndeydi. İkinci yarıda farkı artırabilecek pozisyonlar da buldu. Enner Valencia ile kaçırdı. Serdar'la kaçırdı. Ve karşılaşma bir anda 2-1'e geldi hocam. Ne diyorsunuz sevgili hocam? Evet, Hatay üstün üstüne olan bir takımdı. Son haftalarda çok iyi sonuçlar da aldılar.
üstte galibiyetler aldılar. Formda bir takımdı. Hatay Fener maçının sonucu da merakla bekleniyordu. Hatay Fener'e de çelme takabilir mi? Fener de yenebilir mi? Gibi düşünceler hakimdi. Ama Fenerbahçe bunu boşa çıkardı açıkçası. Vitor Pereira takımını iyi hazırlamış. Savunması çok iyiydi. Özellikle üçlü sistemi oturtuyor. Üçlü sistem hakkında... Hocam Nişe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım ya. Kime hocam kim? Evet. Koreli stoper. Tabii. Kim Minje tabii süper oynadı. Yani evet maçın, hocam. Vallahi bence sonra, süper oynuyor gerçekten. Valencia'dan sonra maçın ikinci adamı diyebiliriz. Çok iyi yer aldı. Çok iyi müdahaleler yapıyor takım adına. Bunu ifade ediyoruz. Gerçekten performansını gitgide yükseltiyor. Salah ile birlikte çok iyi bir ikili oldu. Dün mesela Kim Min-jae, Salah'ı, Novak üçlüsü harika bir üçlü savunma örneği ortaya koydular. Ki onlar Fenerbahçe'de ciddi anlamda sakatlar var. Tisserand, Serdar Aziz mesela onlar sakat. Buna rağmen mesela üçlü savunma eksiklik göstermedi. Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da Fener savunmasını aşamadıklarını, çok iyi bir savunma refleksi gösterdiklerini ifade etti. Ama Valencia'ya burada ayrı bir yer açmak lazım. Valencia oynadığı zaman Fenerbahçe oynuyor. Valencia oynamadığı zaman Fenerbahçe duruyor. Valencia dün süper oynadı. Maçın yıldızıydı. Yani iki golün asistini yaptı. Önce Rossi'yi attırdı. Mesela ikinci golde Novak zaten kaleye giren topa müdahale etti. Onun için ona yazıldı. O sıçrayış, Cristiano Ronaldo tarzı bir sıçrayış. Yani müthiş hakikaten. Yani kısa boylu bir oyuncu denilebilecek, çok uzun olmayan bir oyuncunun o kadar sıçraması, o kadar net bir kafa vuruşu takdire şayan takım adına. Valencia Fenerbahçe'ye fark katıyor, fark oluşturuyor. Diğer oyuncular da ayak uydurdu. Fenerbahçe'nin genel anlamda performansı iyiydi. Rakibine neredeyse pozisyon vermedi denilebilir. Bir iki pozisyon bahsedilebilir. Yediği golde Osayi Samuel'in yine çevre kontrolü yapmadan yapmış olduğu bir geri pasın neden olması. Orada da yine Altay Bayındır'ın çok basit bir hatası. Altay Bayındır'ın performansını da sorgulamak gerekiyor. Altay Bayındır'ın performansı da gitgide düşüyor. İşte rakip oyuncuya Sivas maçında herhalde Henrique'ye çalım atarak evet, penaltıya neden olması. Sonraki mesela yine yediği goller. Artık neredeyse top çıkaramayan bir kaleci hükmüne döndü Altay Bayındır'da. Belki Fenerbahçe için radikal bir çıkış söyleyeceğim. Altay Bayındır'ın da kulübeye çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü kulübede Berke gibi Altın Ordu'dan yetişmiş çok önemli bir kaleci var. Berke'ye artık fırsat verilmesi gerekir. Tabi bunun nedenlerinden biri de neydi? Altay Bayındır'ın performansının düşüşlerinden. Fenerbahçe'de yabancı bir kaleci antrenörü vardı. Şimdi öyledir de. İyi bir kaleci antrenörü vardı. Onunla yollarını ayırdılar 2 hafta önce. Kaleciler çok iyi çalışıyor. O ayrılıktan sonra Altay'ın performansında düştüğünü gördük. Neden böyle bir şeye sezon içinde gerek duydular? Çok gereksiz ve anlamsızdı Fenerbahçe adına. Ben açıkçası anlam veremedim. O antrenör gittikten sonra Altay'ın performansına gittikçe düştüğünü gördük. O da Hatay karşısında yediği gol çok basit bir goldü. Bir nevi İrfan Can'ın yediği kadar olmasa da ona yakın bir pozisyondu. Altay'ın performansı da ciddi anlamda sorgulanır. Evet, ben de sizinle bu konuda hemfikirim. Altay gibi bir kalecinin o pozisyonda o topu kurtarması lazım, çıkarması lazım. Hocam evet, programımızın son dakikalarına geliyoruz. Bir de tartışmalı pozisyonları anlatırsanız hocam. Evet hocam, görüntüyle yansıtamıyoruz. Ben burada önümden görüntüleri açayım telefonumdan mesela. Burada ilk olarak Kenan Karaman'ın iptal edilen golünü almışız. Burada açık ve net bir şekilde Kenan Karaman'ın oynadığı netti. Ondan dolayı iptal kararı doğruydu. Kenan Karaman, Nader'i arasında bir 18'inde pozisyon vardı. Orada Nader'in pozisyonunda oldukça tabii ki yerindeydi. Ve penaltıya neden olacak bir müdahale değildi. Kim Minje'nin pozisyonu mesela çok konuşuldu. Orada penaltı Hatay Spor lehine çıkması gerekir ama Kim Min-jae orada uçarak kafa vurmak istedi. Onu gerçekleştiremedi. Eli doğal konumdaydı. Bundan dolayı penaltı kararı verilmemesi doğruydu.
Göztepe'nin Galatasaray karşısında iki penaltı beklentisi vardı. Alparslan'ın elle oynaması ele çıktı ve Çıkıltağ'ın yine 18 içinde topu açık olan eliyle kesmesi Göztepe Galatasaray karşısında da ben Göztepe'nin iki penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Bunun yanında da Galatasaray'ın da bir penaltısı verilmedi. Göztepe'li oyuncu tarafından 11 numaralı oyuncu olması gerekir. Alparslan olan dirsek darbesi vardı. Bu dirsek darbesinin de penaltı ve artı kart olarak değerlendirmesi gerekiyordu. Ona da hükmedilmedi. Yani Göztepe Galatasaray maçında Göztepe'nin iki bir de Galatasaray'ın bir penaltısının hakem tarafından verilmediğini açık bir şekilde ifade edebilirim. Evet sevgili hocam, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla Bir Spor Alternatif Bakış programında daha görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın diyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.